İşletmelerin stratejik yönetim eylemlerinin başında vizyon ve misyonun geliştirilmesi, amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve örgütsel değerlerin oluşturulması gelir. Bu eylemler işletmenin stratejik niyeti için temel oluşturur. Bunlar yapılmadığı ya da gelişi güzel yapıldığı takdirde stratejik yönetim süreci sağlıklı ilerlemez. İşte biz de bu programda stratejik niyetin oluşturulması üzerinde duracağız. Bu kapsamda stratejik niyet kavramı, misyon ve vizyon geliştirme, iş modelini ortaya koyma, amaç ve hedef geliştirme ve örgütsel değerleri oluşturma konularında önemli noktalara dikkat çekeceğiz. Stratejik niyet kavramı. Stratejik niyet işletmelerin uzun vadede rekabet avantajı kazanmak ve bunu sürdürebilmek için çalışanların inançlarını değerlerini, normlarını temel alan ve işletmenin stratejik eylemleri için davranışların oluşturulmasına hizmet eden davranışsal eğilimlerdir. Stratejik niyet, işletmelerin stratejik yönetim eylemleri için bir ön şart niteliği taşır ve bu açıdan oldukça önemlidir. En öz haliyle stratejik niyet, işletmenin geleceğe nasıl yürüyeceği ile ilgili niyetini ortaya koymasıdır. Niyet ise örgütün geliştireceği vizyon, misyon, amaç ve hedef gibi planlarla bir başka deyişle stratejik niyet eylemleriyle ortaya konur. Stratejik yönetim sürecinin başarılı bir şekilde işleyebilmesi bu eylemlerin en doğru şekilde belirlenmesine bağlıdır. Daha sistemli olarak ifade edersek bu eylemler misyonun geliştirilmesi, vizyonun geliştirilmesi, iş modelinin ortaya konulması, amaç ve hedeflerin geliştirilmesi ve örgütsel değerlerin oluşturulmasıdır. Misyonun geliştirilmesi Stratejik yönetim kapsamında yapılacak işlerin başında işletme misyonunun geliştirilmesi gelir. Peter Drucker yaptığımız iş nedir sorusunun misyonumuz nedir sorusuyla benzer anlamda olduğu görüşündedir. Dolayısıyla işletme misyonu bir işletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler bütünüdür. Misyon bildirgesi ise misyonun kağıda dökülmüş halidir. Misyon bildirgesini oluşturan bileşenler müşteriler, işletmenin sunduğu mallar ve hizmetler, pazar ve işletmenin rekabet alanı, teknolojiyi yakalayabilmek, işletmenin varlığını sürdürme, büyüme ve karlılık için teşebbüste bulunması, işletmenin felsefesi, benlik kavramını yansıtması, toplumsal imaja ve çalışanlara önem vermesidir. İşletmeler dış ve iç çevre analizleri sonucunda misyon ifadesi oluşturacak verileri elde ederler. Bu veriler doğrultusunda müşterileri pazarlar ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşırlar. Bir misyon içerisinde işletmenin durumunun açıklanması, paydaşları, değer ve inançları gibi unsurlar ön plana çıkar. İşletmenin faaliyet alanının belirli olması onun ancak uygun alternatiflerle ilerleyebileceğinin de bir göstergesidir. Bu açıdan faaliyet alanının sınırlarının da belirgin olması önemlidir. İşlevsel olmayan bir misyon ifadesi işletmenin yanlış stratejilere eğilmesine de yol açabilir. Dolayısıyla misyon ifadesi işlevsellik olgusunu barındırmalıdır. İyi bir misyon ifadesi aynı zamanda çeşitli paydaşların taleplerini dikkate alarak bu taleplere cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Vizyonun geliştirilmesi. Misyonun oluşturulmasından sonra sıra işletme vizyonunun geliştirilmesine gelir. Lipton'a göre vizyon geleceğe odaklanmalı ve işletmeler için sağlam bir temel görevi görmelidir. Nitekim vizyon, işletmelerin gelecekte olmayı istedikleri durumun resmi ya da işletmenin göstermiş olduğu faaliyetleri sonucunda ulaşmak istediği şey olarak tanımlanır. İyi tasarlanmış bir vizyonun iki temel bileşeni bulunur. Bunlar temel ideoloji ve öngörülmüş gelecektir. Temel ideoloji, işletmelerin planlarının yapısını, karakterlerini ve neden var olduklarını temsil eder. Öngörülmüş gelecek ise ne olmayı, neyi başarmayı ve ne yaratmayı arzu ettiğimizdir ve iki temel parçadan oluşur. Bunlar uzun dönemli cesaretli planlar ve gelecekte başarmayı planladığımız hedeflerin canlı ve parlak tanımlarıdır. İşletmeler açısından vizyon belirleme çalışmaları stratejik yönetim faaliyetleri içinde önemli bir yere sahiptir. Etkili bir vizyon bildirgesi için izlenmesi gereken adımlarsa şöyle sıralanabilir. İlk olarak vizyonun ne olduğuna, işlevine, kapsamına dair kaynaklar bulunur ve bunlar yöneticilerle paylaşılır. Böylece vizyon belirleme süreci için bir altyapı, ortak anlayış oluşturulur. Her yöneticiden birim çalışanlarıyla birlikte kendi birimleri için bir vizyon bildirgesi oluşturması istenir. Komite ya da tartışma grupları oluşturularak hazırlanan bildirgeler birleştirilir. Eksikler ya da eklenmesi gereken kavramlar yeniden düzenlenir ve taslak vizyon bildirgesi oluşturulur. Bu taslak kimi zaman şirket tarafından bulunan bir uzman ya da şirket içi oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilip son halini alır. Böyle bir bildirim hazırlamak kolay olmasa da her işletme tarafından yapılması gerekli bir iştir. Çok dikkatli bir şekilde düşünülüp hazırlanmış bir vizyon bize kim olduğumuzu, neyi başarılı bir şekilde yapabileceğimizi, neyi yapamayacağımızı ve ne yapmaya devam etmemiz gerektiğini gösterir. İş modelinin ortaya konulması. Stratejik yönetim oluşturma sürecinde misyonun ve vizyonun geliştirilmesinden sonraki adım iş modelinin ortaya konulmasıdır. İş modellerinin işletmenin nasıl kazanç elde edeceğini açıkça göstermesi gerekir. Bu anlamda iş modeli, işletmenin kazanç elde etmek için gerçekleştirdiği eylemler bütünüdür. En basit şekliyle bir iş modeli, elde edilen gelirlerin yapılan harcama ve maliyetler toplamından fazla olması için mal ve hizmetin satılabilmesini sağlayacak şekilde oluşturulur şekilde iş modelini oluşturan unsurları görmektesiniz. Bu model işletmenin sahip olduğu büyük resim ve küçük resim unsurlarını kısa ve öz bir şekilde açıklar. Hem içinde bulunulan zaman diliminde hem de gelecekte uygulanabilir. Büyük resim mal ve hizmet müşteriler ve rekabetçi mantığı içerir. Gelecek resim ise ürün, hizmet teslimi, gelecek için fikirler ve değişebilme yeteneğinden oluşur. Mal ve hizmet işletmenin ne ürettiği veya pazarladığıyla ilgilidir. İşletme hedef müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini ve rekabetçi stratejilerini belirledikten sonra bu mimalde en uygun mal, hizmeti üretip sunar. Müşteriler ise pazarları oluşturur ve modelde kim sorusunun muhatabıdır. Mal, hizmet ve müşteriler arasındaki ilişki işletmenin stratejik ya da rekabetçi pozisyonunu temsil eder. Bu ilişkinin güçlü olması ve rekabet üstünlüğü sağlaması halinde işletme başarılı olacaktır. Üçüncü unsur ise rekabetçi mantıktır. Model içerisine bu unsurun eklenmesiyle neden sorusu cevap bulur. Çünkü işletmeler mal, hizmet üretip hedef müşterilerine sunarak farklılaşmak ve kar elde etmek isterler. Bu üç unsur birlikte işletmenin büyük resmini meydana getirir. Nasıl sorusu ile de işletmenin yapısı, işleyişi ve işletmedeki kişiler tarafından uygulanan faaliyetler hakkında bilgi verilir. Bu unsur büyük resmin arkasındaki küçük resmi oluşturur. Gelecekteki resimle ilgili olarak ne, nasıl ve kim için sorularına yönelik değişime ilişkin bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bu da işletmenin gelecekteki modelini şekillendirir. İşletmeler değişimin ve değişimi gerçekleştirecek yeteneğin gerektirdiği araçlara sahip oldukları zaman da gelecekte ihtiyaç duyabilecek iş modellerini içinde bulundukları zaman diliminde oluştururlar. Ayrıca rekabet avantajını sürdürebilmek için iç ve dış ilişkilerinden sağladıkları bilgileri analiz ederek geleceğe yönelik fikirler edinirler. Bu da onlara gelecekteki resim yani gelecekteki iş modellerinin oluşturulması konusunda yardımcı olur. Amaç ve hedeflerin geliştirilmesi Stratejik yönelimin ortaya konulması sürecinde misyon, vizyon ve iş modelinin geliştirilmesinden sonra amaç ve hedefler belirlenir. Amaçlar uzun dönemde ulaşılmak istenen durumu ifade eder. Hedefler ise kısa dönemli daha net ölçülebilir, somut ve sayısal adımlarla ulaşılmak istenilen durumlardır. Stratejik planlamanın ilk adımı da amaçların belirlenmesidir. İşletme amaçlarının belirlenmesi, işletmenin gelecekte pazarda nerede, hangi konumda ve büyüklükte olacağı ile ilgili bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir. Böylelikle gelecekte varılmak istenen noktaya ulaşmada mevcut kaynakların nasıl daha etkin ve verimli kullanılacağının belirlenmesi de kolaylaşır. Amaçlar misyon ve vizyonla uyumlu, iddialı ancak gerçekleşebilir olmalıdır. Dışsal değişim olmadan değiştirilmemelidir. Motive edici, uyumlu ve sonuç odaklı olmalıdır. Sonuçlar açıklanmalıdır. Kısa, orta ve uzun vadeyi kapsamalıdır. İşletmenin amaçları stratejik, taktik ve fonksiyonel olmak üzere 3 seviyede belirlenir. Stratejik amaçlar işletmenin misyonu temel alınarak üst kademede yer alan yöneticiler tarafından belirlenir. Taktik amaçlar stratejik amaçlara ulaşma yolunda gerekli eylemleri işlevsel hale getirebilmek için orta kademe yöneticiler tarafından belirlenir. Fonksiyonel amaçlar ise ilgi alanları taktik amaçlara ulaşmak için kısa vadeli konular olan alt kademe yöneticiler tarafından belirlenir. Stratejilerin uygulanması açısından kritik bir faaliyette örgütün amaçlarının yıllık bazda gerçekleşmesini sağlayacak olan hedeflerin belirlenmesidir. Hedefler yeterince açık, anlaşılır, ölçülebilir, sonuç odaklı ve zaman çerçevesi açık olmalıdır. Birimler amaçlara ulaşmayı sağlayacak hedeflerin tutturulması için gerçekleştirecekleri faaliyetlere hazırlayacakları bütçelerle kaynak sağlarlar. Yöneticiler ise işletmeye hedeflerine ulaştırma yönünde planlama, örgütleme, yönetme ve denetim fonksiyonlarını yerine getirirler. Amaçlar genellikle bir yıldan uzun süreler için hazırlanırlar. İşletmenin amaçları yönünde ilerlemesi ise yıllık hedefler aracılığıyla olur. Yıllık hedefler tutturuldukça amaçlara ulaşma olasılığı da artar. Hedefler ortaya konulduktan sonra örgüt ve birim kapsamında hangi faaliyetlerin ön plana çıktığı ve öncelik verilmesi gerektiği de netlik kazanır. Örgütsel değerlerin oluşturulması. İşletme kültürü tanımlamak bireysel değerleri ve bu değerlerin oluşturduğu değer sistemini anlamakla mümkündür. Bireysel değerler kişinin amaçları ve davranışları için bir pusula görevi görür. İşletmedeki değer sistemi de örgütsel amaçlara, politikalara ve stratejilere rehberlik eder. Değerlerle bir işletmenin temel amaçları, idealleri, ilkeleri, standartları yansıtılır. Bunlar işletmenin kimliğini ve yönetim felsefesini sembolik araçlarla sıklıkla dile getirir. Kısacası değerler işletmeye kendisi için neyin önemli olduğu konusunda yol gösterir. Yeni üyelerin işletme kültürüne önceden hazırlanması, temel değerlerin yeni üyelere aktarılması, mevcut işletme sisteminin devamının desteklenmesi, bir değer sisteminin devam etmesi için temel fonksiyonlardır. Değerlerinin neler olduğunu en iyi yansıtacak ifadeleri kullanmak ise işletmelere kimliklerini oluşturma, yönetim felsefelerini aktarma ve davranış biçimlerini ortaya koyma konusunda yardımcı olur. Son olarak stratejik yönetim unsurları arasındaki etkileşimi ve uyumu da vurgulamak gerekir. Vizyonla gelecekte nerede olacağımızı tanımlarken bunu nasıl yapacağımızı misyon ile ortaya koyarız. İş modeli vizyon ve misyon bildirgesiyle şekillenirken amaç ve hedefleri de şekillendirir. Amaçlar ise misyona uygun ve vizyona ulaştırıcı nitelikte belirlenir. İşletmenin hedefleri de amaçları gerçekleştirmek üzere kurgulanır. Değerler ise işletme yönetimince kurgulanan unsurları hayata geçirirken yöneticiler ve çalışanların nasıl davranacağını şekillendirir. Stratejik niyetin oluşturulmasından stratejik niyeti oluşturan bileşenlerden söz ettiğimiz programın sonuna geldik. Dış çevre analizi ünitesine ele alacağımız bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.